Hey yo, kanalıma hoş geldiniz arkadaşlar. Ben Sera. Bugün çok hastayım. Cumartesi günü, o yüzden video atamadım arkadaşlar. Yani çarşamba günü de aslında video atmama ihtimalim çok yüksekti. Fakat içim hiç rahat etmedi. Hastayım ama olsun. Haftanın bir gününü daha videosuz geçirmek istemiyorum arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte 24 saat boyunca acılı noodle yiyeceğiz. O zaman ilk olarak acılı noodle'ımızı yapalım ve videomuza başlayalım. Bu arada tırnaklarım nasıl olmuş arkadaşlar? Zaten shorts atmış olmam lazım kanalımda. Bunların yapılışını görmüş olmanız lazım diyorum ve kemiklerim o kadar ağrıyor ki şu an kamerayı tutarken bile kolum çok ağrıdı. İnanılmaz bir hastalık arkadaşlar. Geçmiş olsun. Yorumlarınızı buradan kabul ediyorum. Çok teşekkür ediyorum ve hemen acılı noodle'ımızı yemeye gidelim. Bugün ilk olarak arkadaşlar bunu yapacağım. Bunu yiyeceğiz. Kolum hala ağrıyor kamerayı tutarken. Bu arada bir şey söylemek istiyorum. Saçlarımı falan yapamadım. Bugün inanılmaz doğal bir ev haliyle birlikteyiz. Hemen noodle'ımı yapıp geliyorum. Hop. Pişiyoruz şu an. Ama bu noodle'lar neden azalmış artık? Arkadaşlar fark ettiniz mi? Eskiden daha çoktular. Piş. Sanki noodle'ı uyutuyorum. Piş diyecektim. Hızlı deyince piş. Oldu. Of. Kemiklerim çok ağrıyor. Bu arada ikinci ve üçüncü öğünü dışarıda yiyebiliriz. Ben ilk öğünü böyle evde bol bol acılı yapayım dedim. Ama diğer öğünlerimiz dışarıda olabilir. Ya da dışarıdan söyleriz. Birinde dışarı çıkarız belki. Diyeceğim de soğuk mudur dışarısı acaba? Ay buhar oldu kameram. Tabağa koyup geliyorum. Aa arkadaşlar ellerim yandı. Noodle'ımız burada. Ben bir tadına bakacağım ama içim rahat etmiyor. Yani sizin içiniz rahat etmez diye belki aslında. Bir acı sos çiğ köftenin yanında gelmişti. Onu da deneyeceğiz. Üstüne koyacağız. Yani çok acı olmazsa. Siz gerçekten acıya sonuna kadar doyduğumu görün diye. Bu arada her şey mavi bugün. Arka plan mavi. Tırnaklarım bu mavi. Üstüm mavi. Nasıl böyle denk geldi? İyi enerji verir. Güzel renk. Bu arada acı belki iyi gelir hastalığıma diye düşünüyorum. İlk acı gibi gelmedi ama yutarken gerçekten acı arkadaşlar. Bunu ne yapalım? Bunu damlatalım birazcık. Biraz daha acı olsun. Hemen açıyorum. Gücüm bile kalmamış. Kışlar hep böyle geçiyor değil mi arkadaşlar? Hiç ummadığımız zamanlarda. Sıkacak mısın bugün? Ya şaka gibi niye bugün her şey mavi? Elimi ne yatsam mavi bugün. Arkadaşlar şimdi. Bu çok fazla bile oldu bence. Çünkü çiğ köftenin içerisine koyduğumda bir parçası bile yetiyordu. Kötü bir şey mi yaptım acaba? Ben niye bu kadar koydum? Acı zaten acıydı. Acıya bu arada bir tık fazla acı yiyebiliyorum ama bayağı acı oldu sanırım. Ve çok da sıcak. Hadi kızım başaracaksın bunu. 24 saat boyunca acı noodle. İnanılmaz acı. Su. Kimse yok. Nereden su? Süt ya da süt. Arkadaşlar böyle minik bir bardakta süt getirdim. Çünkü bugün 24 saat boyunca acı noodle yiyeceğim. Yani çok da videoyu bozmak istemiyorum. Çok yandığım durumlarda birkaç yudum almam için azıcık getirdim. Konseptimiz o yüzden. Bunda mavi bekliyordunuz değil mi? Ay bir yudum içtim de bir tane daha içeyim. Çok da içmek istemiyorum çünkü ağzımın tadını da bozabiliyor. Her sinirlenen dat kornayla kürleşiyor. Şu an korna çalıyor ama aslında o senin ağzına çekil lan yoldan aslında kürü. Mesela hafif kornaya dokunduğumuzda teşekkür ederim demek. Biri bana yol verdi. Hafif tık çikler. Mesela çok çenem açıldı. 2-3 gündür evde yatıyorum. Hiç kimseyle konuşmadım. Ya tek başıma yatıyorum iyileşmeyi bekliyorum ya. Konuşmayı unutmuşum. Size konuşmak iyi geldi. Dudaklarım yanıyor. Sesim değişti acıdan. Bunu ben çok acı yaptım. Ama dışarıda yiyeceğimiz noodle'lar nasıl olacak acaba? Direkt yutarsam. Tamam burada açmayacağım. Kısmayın. Açmayacağım. Bozmayacağım. Oyun bozan acılık yoktu. Çarda yiyeceğim noodle'lar acaba nasıl olur? Bir taktik buldum. İçinize bir anda hava çekince ağzınıza birisi soğuk hava üflüyormuş gibi oluyor bak. Yemek ağzımdayken de ben bunu yapıyorum bazen. Bu arada benim ağzım teneke gibi sıçık şeyler yiyebiliyorum. Arkadaşlar gerçekten çok acı. Ama yemem lazım. Yemem. Y-I-M-E-M. Yemem. Dudaklarım bile yanıyor. İnanılmaz yanıyor biliyor musunuz? Bu arada yerken yapma sesim acıdan dolayı arkadaşlar. Son bir parça kaldı arkadaşlar. Şöyle. Sanki size gösterirken dökecekmişim gibi hissediyorum. Size gösterdikçe buraya geliyor. Bakın şöyle. Ya içeri dursam son bir parçam kaldı. Tamam mı? Sizin için double. Ne yaptım ben? Ya ben acılara yürüyorum korkmuyorum. Gerçekten korkmuyorum. Bakar mısınız? Çok kötü acı olacak ama videonun hakkını verelim değil mi? Ben böyle bir şeyleri yarım yamalak yapmayı sevmem. Bir şey yapıyorsam tam olmalı. Kokun geldi. Ne biçim acısın be? Şıkırt acısı da buna konur mu mesela? Şıkırt gibi bir şeyler geliyor bu ağzımda. Çok acı.
Gözüm tutuyor. Acıdan ne içeceğimi karıştırdım. Git buraya şey ekle. Ağzımdan alevler çıksın gökyüzünde, tamam mı? Tamam. Şimdi ağzımdan alev çıkacaklar ya. Git bir de şöyle bir şey eklesene kanka. Şuradan bir hortumla su aksın suratıma böyle. Kral son bir parça. Bu arada ben 3 gün acı kokacağım herhalde. 24 saat boyunca acı yemek demek Sera. Sen de biraz benim ağzıma yüklen atalım. Kafayı yedim acıdan. Tamamım şu an. Bu arada belki acı beni iyileştirir diye düşünüyorum. Çünkü iyi gelebilir herhalde bünyeme. Ya da bilmiyorum nasıl gelir. Ama komple bedene kendime yüküm şu an. Çok ağrım var arkadaşlar. Ve acım da var. Gerçekten şu an dudaklarım çok yanıyor. Dudaklarım hatta büyümüş bile olabilir. Yani acı çünkü. Dudaklar şişiyor arkadaşlar. Büyümüş bile olabilir. Ama şu anda hala like atmadıysanız kanalıma lütfen like atmayı, abone olmayı unutmayın. Sizleri seviyorum. Mide fesatı geçireceğim. Ve bir sonraki öğünüme kadar birazcık... Pardon. Acı sen bana ne yapıyorsun? Hıçkırıkımsı bir şeyler oluyor bu ağzımda. Ama kabul edin güzel içerik. Güzel içerik. 24 saat boyunca acı yemek diyorum ve bir sonraki öğünüme kadar birazcık... Ben su şişeyim. Bu arada video öncesi birazcık Dalin'i sevdim. Bakar mısınız şu halime? Kaşın 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 yara yaptım. Çok seviyorum ama bazen sevdiğim şeyler bana zarar verebiliyor. Ne yapabiliriz ki arkadaşlar, seviyoruz ya, katlanıyoruz. Yapacak hiçbir şey yok ama en çok bana alerji yapan kedim Dalin. Küçük olan kedim, beyaz olan kedim. Cookie'yi sarılırım öperim falan, Cookie'de hiçbir şey olmuyor. Ama Dalin'e bir dokunayım, o parmağım gözüme değsin, o gözüm böyle davul gibi oluyor falan. Dudaklarım hala yanıyor biliyor musunuz? Çene bölgem falan. Hala acıyor yani. Pardon, neden su akıyor? Allah Allah. Arkadaşlar yeni nadılımın siparişini vereceğim. Bu arada size bitki çayımı göstermek istiyorum. Böyle bir şey var, tamam mı? Burada da bir süzgeç var. Bu süzgecin içerisine ben istediğim bitkileri koydum. Geriye papatya, bir de kekik koydum. Aynen, bir de kekik vardı. Kekiği unutuyordum. Bunu bu şekilde sıcak sulu bardağın içerisine koyuyorsunuz. Bu şekilde işine düşmesin diye de bu şekilde duruyor bardakta. Ondan sonra bir 10 dakika sonra falan bunu buradan çıkarıyorsunuz. Bu arada 10 dakika olmuştur bayağı. 5 dakika bile olmuş olabilir. Demlendi yani. Konuşurken de yoruldum ve kollarım yoruluyor bir şey tutarken. Kemik ağrısı, sırt ağrısı bilmiyorum. Garip bir hastalık. Arkadaşlar ben birazcık yemek sepetinde gezindim. Acı nadıl diye bir şey yoktu. Ben tavuklu bir nadıl sipariş edip altına not olarak lütfen acı koyar mısınız diye not aldım. Ve aynı zamanda evde acı sosu yine burada sizlerle birlikte ekleyeceğim. Siparişim şu an geliyor. Ben de o sırada evde yap... Bunda da mavi var. Ne oluyor bugün be? Her şey gerçekten güzel denk geldi yani. En azından benim enerjim çok yok ama en azından videomdaki görseller enerjik diyorum. Bekliyoruz. Yemek siparişim hala gelmedi. Hava karardı. Akşam oldu. Ben hala ikinci öğünümü yiyemedim. Ya! Geldi sonunda arkadaşlar. Hemen masa ayarlıyorum. Ben bir erkek biriyim. Hemen yanına geleyim. Nasıl biliyor musunuz arkadaşlar? Koltuğun içine böyle girebiliyor. Şöyle. Şöyle giriyor. Altından. Adam kapıya bırakıp gitmiş. Bak kapıda nadıl. Nadılların şu huyuna bayılıyorum. Ya kocaman kabak nadılı böyle ufacık bir şeye sıkıştırıyorlar ya. İnanılmaz tatlı duruyor. Niye bana çatal yolladınız ki? Ah, kapı çalıyor. Kim geldi? Hadi birlikte bakalım. Korktum. Hiçbir şey de beklemiyorum. Evet. Teşekkürler. Arkadaşlar bana bir şey gelmiş. Ay, bu da ne? Çok ağır. Dalin dur. Ne geldi acaba? Çok ağır be bu. Ay, kollarım ağrıyor biliyor musunuz? Biliyorsunuz tabii hasta olduğunu. Hala duruyorum. Bu çok güzel bir şeye benziyordu. Kollarım ağrıdı. 2 dakikada nefes nefese kaldım bakın. Ne gelmiş bana? Kim hediye göndermiş? Çok severim hediye. Haftaya doğum günüm biliyor musunuz? Güzel kız uzaklaşmış. Fakat şimdi neredesin? İçecekler var içinde. Aa, inanamıyorum. Arkadaşlar, Blackbird bana enerji içecekleri yollamış. Çok teşekkür ederim. Hem de bir koli. Gerçekten çok güzeller. Bir sürü. Yeni bir sürü aramaları çıkmıştı arkadaşlar. Buradan Blackbird'e çok teşekkür ediyorum bu hediyeleri için. Ama başka hediyeler de var. Bu arada yeni aramalarını denemek istiyordum zaten. Aa. Çok tatlı bir de böyle arkadaşlar. Tişört göndermişler. Çok tatlı. Çok mutlu oldum. Ben hediyeyle çok mutlu oluyorum. Böyle böyle bir sürü yeni tatlar var. Bunları da denemek isterim. Ben bunu kaldırıyorum çünkü ben artık acıktım. Ama siz bana neden çatal gönderdiniz ki? Bu arada televizyonun arkasına şık renk değiştirebiliyorum. Ülkelerin bayrak renkleri falan var. Ona göre renk seçebiliyorsunuz. Hemen. Nerede benim ülkem, canım ülkem? En güzel ışık senin. Kedilerim burada. Etrafımdalar. Görüyor musunuz? Bilmiyorum. Ya bana gerçekten niye bu çatal gönderdiniz ki? Ben çatalla yemek istemiyordum. Ben işin şovundayım. Bana sordunuz mu neyle yiyeceksin diye. Sayın Sushi Zom. Aaa!
minik ago. Ne yaptın? Benim kedim sakattır. Benim oğlum sakattır. Tabak kitabımdan sonra bu tabak size birazcık sade gelmiş olabilir ama çok güzel duruyor arkadaşlar. Şöyle nadılı bakar mısın? Yani şu kadarcık bir paketten bu kadar şey çıktı. Şimdi seni bol bol acılayacağım. Niye böyle? Hala sinirliyim çatala bu arada. Böyle bir tadına bakalım. Ne kadar acı koymuşlar bilmiyorum. Bir bakalım. Ve hiç beğenmedim. Şey gibi. Hani pirinç pilavıyla yoğurdu böyle karıştırırsınız da böyle bulamaç gibi olur ya, öyle getirmişler. Neyse iyice acıyı dolduralım. Çok az acılık var. Fazla koymamışlar. Şu an arkadaşlar daha iyi görebiliyorsunuz değil mi masamı? Ama sanırım parlaklığımız biraz fazla olmuş. Daha iyi görebiliyorsunuz değil mi masamı? Bakın böyle. Şimdi tekrardan acı sosumu. Poposçek. Poposçek annem, acı sosumu dolduruyorum. Umarım mide fesadı geçirmem. Zaten hastaydım. Bir hastaneye kaldırılmam inşallah. İnşallah bir şey olmaz. Sılacı kokuyor. Çok hızlı hızlı konuşuyorum ya, enerjik olayım diye. Nefesim kesiliyor. Benim ciğerler fena üşütmüş. Arkadaşlar acı nadılımdan. Acı nadılımdayım 4 saatten. Wow. Of ağzım. Bu sefer süt yok. Bırakır mısınız kutumu? Değil mi? Haha ağzım yandı. Çok 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 acı. Çok acı oldu. Diğer nadılda bu kadar acı sos etki etmemişti galiba. Yani etki etti ama bu kadar değildi. Allah'ım. Ben bunu nasıl bitireceğim? Annem ağzımı üfle. Arkadaşlar. Çok acı. Gerçekten bu kadar beklemiyordum. İçerisinde zaten acı vardı. Midem çok yanmaya başladı. Şaka mıdır midemin yanması? Dudağımın üstü yanıyor. Çünkü dudağımın üstü sürüldü. Çünkü mantıklı olan sürüldüyse yanar sera. Ağzımı üfle. Su içebilirim. Bu arada gerçekten su. Süt koymadım. Ayran koymadım. Ağzımın acısını almayacak bir şey koymadım. Bakın gerçekten. Heh su. Ya kızmayayım da ne yapayım kendime Allah aşkına ya. Şimdi kafam yok benim. Size bir şey göstereceğim diye. Bunu toplayamam da ben bu evi bu halde. Kusura bakmayın arkadaşlar da nefessiz kalıyorum. Bazı noktalara özellikle o kadar çok gelmiş ki arkadaşlar. Çok fazla acı koymuşum. Arkadaşlar normalde tavuk donatılı acı da koydurdum ama Cookie Minikago işte Dalin gelmediler bile tavuğun kokusuna. Çünkü o kadar çok acı baharatlı sos kokuyor ki. Ay gözlerim yaşardı. Niye kendine eziyet ediyorsun? Zaten evde hasta hasta yat yani, niye video çekiyorsun? Annem beni gebertecek. İyi bak kendine diyor. İyileş diyor. Yemek ye dedi. Ben dedim ki noodle yiyeceğim video için. Kızdı. Başka bir şeyler de ye dedi. Ben hala... Ağzım yanıyor, midem yanıyor, karnım ağrıyor. Ve bunların hepsi bu nadıldan oluyor. İnanılmaz bir şey, inanılmaz bir acı. Biri benim ağzımın içine üflese acılık gidiyor. Ama ben bunu üflesem acılık gider mi? Yanayım mı ben? Ha? Sevmiyorum anneyi. Aaa. Ciddi ciddi beni dinliyor biliyor musunuz? Niye üflemiyor anneyi? Ağzımın acısını ne biçim alıyor? Yani ağzımın acısını geçtim, midemin acısını ne alacak? Midem çok kötü yanıyor arkadaşlar. Sabahtan beri acı yiyeyim. Çok kötüyüm. Üçüncü öğünü yemeyeceğim galiba. Kusacak gibiyim. Ve ikincinin adılım bulamaç gibi geldi zaten. Bana fark ettiniz mi? Soy sosuyla mı? Ne yapmışlar bilmiyorum tam anlamıyla da. Bir şey çok fazla koymuşlar. Çok bulamaçtı. Ah, tamam daha fazla soğuk seçmemeliyim. Cidden çiğ değilim. Bu videoya hiç başlamamalıydım. Çok kötü arkadaşlar. Midem yanıyor. Rahatsız hissediyorken. Yani nasıl anlatabilirim? Bilmiyorum ama çok rahatsız. Bir öğün daha yiyemem. Çok kötü gerçekten. Yani bir şey diyemiyorum çünkü mide yanmasını daha fazla nasıl anlatabilirim ki? Midem yanıyor. Geçirmiyor su falan. Hiçbir şey geçirmiyor. Oho. Kim geldi buraya? Gel. Geldi ve kapatayım mı kamerayı? Kamerayı mı kapatalım? Ne istiyorsun? Ama bir dakika, bir dakika. Tırmandın işte annem. Tamam. Bak her yerimi şimdi hapşırmaya başlayacağım yine. Dur. Midem yanıyor. Ama git annem sen. Çok kötü ya. Malzememalıydım bu videoyu. Arkadaşlar dudaklarım da inanılmaz acıyor bu arada. Çünkü hastayım diye kurumuştu. Ben zaten dudak yiyorum. Biraz daha ısırmışım herhalde sabah. Bilmiyorum böyle biraz yemişim dudaklarımı. Baya böyle acı deyince şu an çok 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 onlar da yanıyor, acıyor. Midem zaten ayrı. Ne yapacağız? İki öğünlük olsa mı bu? 24 saatte iki öğün yemek yesem olur mu? Bir öğün daha yiyebilir miyim bilmiyorum. İlerleyen saatlerde bakacağız diyorum ve sizi
Arkadaşlar Nadal videosu çekiyormuş. Acı Nadal pardon. Acı Nadal videosu çekiyormuş. Onu hemen bir Nadalcı'ya getirdim. Koştum, ben seni getirdim geldim. Bak. Yalan söylüyor musun? Ben getirdim. Sus ben getirdim. Ama üşüyorum yalnız, dışarısı çok soğukmuş. Çıkmaz havayı gidiyor. Ben Acı Nadal'ımı sipariş edip geliyorum. Arkadaşlar Nadal'ım geldi. Şöyle göstereyim size. Üzerine ekstra ekstra acı koydurdum şu acılar. Yandık galiba. Ben zaten çöp siplemek istiyordum arkadaşlar. Fakat eve gelen Nadal'da biliyorsunuz ki çatal koymuşlardı. Çok mu acı? Çok acı. Tadına bakacaktım, vazgeçtim senin yüzünden şu an. Of ben hissettim ya. Ağzımın haricinde şu bölgem. Salatadan yiyebilir miyim arkadaşlar? Hayır mı? Sulu bir şey ya, ağzımın tadını değiştirir. Evet. Çok sulu ve ağzımı çok rahatlattı şu an, biliyor musunuz? Şunun duruşuna bakın arkadaşlar, çok bak, iyi. Şuraya baksana peki, yani kırmızılıklara bak. Yani. Ona değil de şuraya bakın, şuradaki kırmızılıklara, şu kırmızı biberlere bir bakın. Bu zaten komple kendisi acılı, kırmızılığı belli, bir de o... Ekstra üstüne de acı koydum evet. Ya. Bütün video boyunca ben böyleyim. Bunlar o yüzden böyle acaba, Japonlar? Olabilir. Olabilir biliyor musun? Ya çok acılı olmuş ya. Ben normal acılı yeseydim keşke. Üzerine de acı koydurdum. Brokoli yiyebilir miyim? Sat ağzına, çok iyidir o. Zorlanıyor musun gibi geliyor bana. Ama böyle nefessiz kalıyor gibi. Zaten adını... Dudaklarım nasıl yanıyor biliyor musun? Çok acıyor şu an dudaklarım. Ağzımın içi acı biberler dolu. Ekstra acı biberler koydurmamalıydım. Bir şey söylemek istiyorum. Midem çok 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 yanıyor. Zaten midem çok kötü arkadaşlar. Ben çok geç saatte geldim buraya. Hani çünkü evde Nadal yiyecek bir halim yoktu. Yani gecenin saat 11-12'si falan şu an. 5-6 saat hiçbir şey yemeden durdum bu arada. Midemin yanması geçsin diye. Düşünsene sabah öğle akşam acı Nadal yediğini. Bol bol acılı. Sen sabah öğle akşam mı yedin yoksa tek bir öğün mü? Tekte, ben tekte bile günüm mahvoldu. Evet. Ben 3 öğündür bunu yiyorum gerçekten. Doğru. Ben tek çektim. Sen 3 öğün. 3 öğün diyorum ya, kahvaltıda da yedim. O kahvaltıda en güzeli benim evde yaptığımdı galiba. O da ilk olduğu için. Ne yaptım biliyor musun? Çiğ köfte acısından koydum içine. Oha sen manyaksın. Nasıl oldu? Arkadaşlar tadına baktım. Arkada yanıyorum şu an yemin ederim size. Fenaymış gerçekten. Pul biberin acısı çok değil mi? Evet. O mahvesi. Ekstra onu koymasalar ya acı ama. Gözlerin kırmızı çıkıyor biliyor musun buradan? Belki acıdandır. Ağzımın içi o kadar yanıyor ki arkadaşlar. Bir de sizlere bir şey söylemek istiyorum. Benim yemek videolarımı seviyor musunuz mesela? Ağzım yanıyor ama ya. Çok kötü yanıyor. 3 öğün de acı yenilir mi ya? Niye böyle bir şey yaptım? Ama güzel bir fikirdi, kabul edin. Dilimin arka kısımları, boynum, boğazım, buralarım yanıyor. Bu nasıl bir acı? Birazcık daha yiyeyim. Sonra belki sen bana yardım etmek istersin. Kural dışı olur mu? Ama ben bayağı yedim yedi. Kural dışı olur mu diyor ya. Ben tamamım ya. Birazcık şunlardan yiyeceğim. Çok rahatlattı acıyı. O yüzden koymuşlardır. Bir şey söyleyeyim mi? Bir tane daha söyleyeceğim. Şu acının gitmesi lazım. Boğazımda var acı ya. Bu video bu Nadal'la tamamlandı bence. Çünkü acıyı doruklarına kadar yaşadım. Boynumdan hissediyorum ya acıyı. Ama iyi gelir. Ben hastayım ya şu an. Acı yemek bence iyi gelebilir. Bu arada benim yemek videolarımı seviyor musunuz arkadaşlar? Ama ağzımı da sileyim bu arada. Reji hiçbir şey söylemiyorsun ama arkadaşlar benim yemek videolarımı seviyor musunuz? Neler düşünüyorsunuz? Ben çok sevdiğinizi düşünüyorum bu arada. Seni seviyorsun. Ben de sizi seviyorum. Tamamdır. Umarım videoyu izlerken keyif almışsınızdır arkadaşlar. Çünkü benim karnım ağrıyor zaten. Midem çok 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 yanıyor. Bütün gün acı yedim. Muhtemelen bir hafta acı kokacağım. Arkadaşlar 3 öğün acı yiye artık gerçekten videoyu bitirmek istiyorum. Çünkü dayanılacak gibi değil. Çünkü doymak istiyorum, anladınız mı? Bir yandan yemek istiyorum, bir yandan acı diyor ki bana yakacağım senin ağzını diyor. Şu an başka bir şey yemek istiyorsun değil mi? Yiyip karnını evet, doyurma. Doymak istiyorum artık. Çünkü çok acı bu ve midem artık yanıyor. Ve başka bir şey yemeye kalksam da midemin acısı geçmiyor, anladın mı? Doysam da o acı kalıyor. Anlamadım ben bugün. Nasıl bir hissiyat, nasıl bir şey? Umarım video izlerken keyif almışsınızdır. Kanalıma hala abone değilseniz abone olmayı, bildirimleri açmayı unutmayın. Sizleri seviyorum. Bu cumartesi iyileşmiş bir şekilde kanalıma daha enerjik bir şekilde geri dönüyorum diyorum ve görüşürüz.